Beyin pillerinin bugünkü tedavi yöntemleri içerisinde en başarılı olabildiği hastalık grupları hareket bozuklukları. Bunun dışında Parkinson hastalığı geliyor. Bunun dışında generalize distoni dediğimiz aşırı vücut kasılmalarıyla giden, vücudun değişik bölgelerinde veya genelinde şiddetli adale kasılmalarının olduğu bazı hastalıklar var. Bu hastalıklarda da tıbbi tedavi istenilen sonucu veremiyor ise beyin pili uygulamalarıyla bu hastalardaki kasılmaları önemli ölçüde azaltabilmemiz ve hastalara normale yakın bir yaşam kazandırabilmemiz mümkün. Gene Parkinson dışında özellikle genç hastalarda görülen bizim pozisyonel titreme dediğimiz elleri kaldırınca, tepsi tutunca, namaza durunca veya bir eylem, bir işlem yaparken ortaya çıkan titremeler var. Burada titreme tek ve önde gelen problem ve bir işlem yaparken giderek şiddetleniyor. Bu hastalar çay içemiyorlar, yazı yazamıyorlar veya ellerindeki şeyi döküyorlar veya kaşığı çatalı düzgün kullanamıyorlar. İşte bu tip hastalarda da tıbbi tedavi istenilen sonucu vermiyor ise beyin pili ameliyatlarıyla veya diğer bizim yaptığımız başka girişimlerle hastaların titremelerini durdurmak ve normale yakın sağlıklı bir yaşama geri dönmelerini sağlayabilmek mümkün. Bunun dışında beyin pilleri yurt dışında bazı merkezlerde, bazı psikiyatrik hastalıklarda ki bunların başında ağır depresyon olguları ve obsesif kompulsif nöroz dediğimiz hastalıklar geliyor, önemli yarar sağlamakta. Gene tıbbi tedaviye yeterli cevap vermeyen SARA hastalığı olgularında beyin pillerinin nöbet sıklığını ve şiddetini azaltabildiğini biliyoruz. Yıllar içerisinde tünelin ucundaki ışık diyebileceğimiz ama bugün henüz deneysel çalışmalarla sonuçlarını öğrenmeye çalıştığımız bazı olgular var. Bunların başında obezite dediğimiz aşırı kilo sorunları geliyor. Bu tip hastalarda da iştah merkezine müdahale ederek belki önümüzdeki yıllarda bu son derece ağır, zor iştah kilo kontrolü ameliyatları yerine beyin pili takmak gibi çok daha basit olabilecek ameliyatları gerçekleştirebileceğiz. Gene son yıllarda yapılan bazı çalışmalar hastalarda hafızayı geri çağırabilme şansının olabileceğini, böylelikle önümüzdeki yıllarda belki Alzheimer hastalığı başta olmak üzere hafıza problemi yaşayan hastaların da sorunlarına katkı sağlayabileceğimizi bizlere düşündürmekte. Ancak bu son iki grup için kontrollü çalışmaların sonuçlarını beklemek gerekiyor.